getirdin. Çok İllegal Hayatlar Meclis böyle bir kadronun içerisinde olmak size ne kattı? Nasıl bir kadroydu? Çekimler nasıl geçti? Çekimler çok rahat geçti. Öncelikle onu söylemek gerekirse. Aynı zamanda yani çok aile ortamı olduğu için her şey çok rahattı. Her şey çok güzeldi. Aşırı rahatladım. Benim eminsiniz değil mi aile ortamı? Şuraya bir bakarsanız benimle birlikte. Böyle bir aileyi ben kesinlikle... Biraz kaba bir aile, evet. Ama asla korkmayın. Film çok komik. Film çok komik yani. Kahkahalarla güleceğiniz düşünüyorum. İzleyenleri ne bekliyor? Nasıl bir karakter görecekler? Yani izleyenleri çok 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 komik bir sahneler bekliyor. Bol bol. Yani mısır alacaksanız almamanızı tavsiye ederim. Çünkü gülmekten dökebilirsiniz. Pahalı zaten, alamazlar da. Evet, ekonomiden biliyorsunuz ki onu konuşmuyoruz. Çok komik aslında, bizim böyle komik filmlere ihtiyacımız var. Neden? Ülke gündemi çok karışık. Özellikle de bir kadınsınız. Bu ülkede evet. Kadın olmanın zorluklarını dibine kadar yaşıyorsunuzdur bence. Özellikle son 1,5 aylık süreç hepimizi çok yaraladı. Bunun kadın erkeği yok. Siz bu konuda neler söyleyeceksiniz? Narin'le başlayan bir süreç, sonra iki kız çocuğumuz, hadi ondan kurtulduk derken bebeklerimiz, sokak hayvanlarımız ve terör saldırısı. 1,5 ay gerçekten kabus gibi geçti, söz sizde ben. Yani şöyle, ben bu süreç, bu olaylardan sonra setlere arabayla gidiyorum ve eve döndüğümde arabamı park edecek dakikayı bile ölçüyorum. Çoğunlukla annem balkondan bakıyor ya da aşağıya iniyorlar. O kadar zor bir süreç ki dediğiniz gibi ve korkutucu, lanet, yani gerçekten çok 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 iğrenç bir durum. Haberleri izleyemiyorum. Annemle ablamın telefonlarına konumlarını kaydediyorum. O kadar sıkı bir askeriye gibi bir dönem yaşıyoruz. Yani çok kötü. Bunu konuşurken bile elim ayağım buz kesiyor. Gerçekten zaten hayvanları konuşmuyorum. 2 tane kedim var benim de. İzlerken o videoları aklım almıyor. Bir insan bunu nasıl yapabilir? Bir insan buraya kadar nasıl gelebilir? Yani biz 2 saatlik bir film çekiyoruz ve gülmek bu kadar kolay. 2 saatte bu kadar kolay bu. Gülmek, evet evet, gülmek bu kadar kolay. Yani bir sinema bileti alıyorsunuz ve gülüyorsunuz. Hayat bu kadar zor olmamalı. 26-30 yer yer 35 suç dosyası bulunan canilerin dışarıda ellerini kollarını sallayarak dolaşmaları bir kadın olarak sizi rahatsız ediyor mu? Kendinizi güvende hissediyor musunuz? Hayır. Hayır. Kesinlikle hissetmiyorum. Kişisel tedbirler alıyor musunuz? Efendim? Kişisel tedbirler alıyor musunuz? Kesinlikle alıyorum. Yani biber gazı, çünkü satışlarında patlama varmış şu anda. Aa, bir de AVM'lere girdiğinizde onları ellerinizden alıyorlar. AVM'de tacize uğradığınızda ne yapacaksınız kim bilir? Herhalde bir... Kesinlikle öyle. Benim yakın zamanda alındı elimden biber gazı. Ben AVM'ye girdim. Hanımefendi, bunu çantanızdan çıkarıp bize teslim etmeniz lazım. Çıkarken de bu biber gazını geri almanız lazım dediler. Ben şok oldum. Ve o AVM'den çıktım. Kesinlikle AVM'ye girmedim. Zaten dışarıda yok. Dört duvar arasında da yok artık. Sadece evimde var. Ben son 2024 yılının ilk 6 ayında özellikle kadınların savunma sporlarına yönelimi %360. Sizin de böyle bir merakınız var mı? Özellikle bu son olaylardan sonra. Şöyle, ben futbol hakemiyim. Evet. Beden eğitimi mezunuyum. Aynı zamanda antrenörüm. O çok zor ya. Biraz zor, evet. Kadınlarımız boksla ilgilenmiyorum kesinlikle tabii ki de ama kadınlarımız pilateste bile çok tedirgin geliyorlar. İnanın. Yani inanın, çok tedirgin geliyorlar. Hani bizde kalça büyütme falan filan. Hani istiyorlar böyle bir şekillensin bilmem ne. Ama onda bile bir... Gerçekten bir kırıklık, bir buruklukla söylüyorlar bunu. Sahada nasıl bir hakemsiniz? İyi. Süper. Erkeklerin maçlarını yönetiyor, evet, musunuz? Evet. Orta ve yan hakemim. Çok küfür yiyorum. Vallahi mi? Annemle gidiyorum maça. Annem geliyor maçıma. Futbolcular biraz kibardır ya. Öyle. Hayır. Vallahi değil mi ya? Hayır ya. %50'sini annemle paylaşıyorum. Sürekli küfür yiyorum. Asla kadın olarak yani hiçbir güvencem sahada bile yok. Peki duygu dünyamızda işler nasıl? 2025 aşk ve sevgi yılı olacakmış. Var mı bir hareketlenme? Olsun. Olsun mu, var mı? Var. Var ve daha da olsun. Evlilik düşünüyor musunuz? Hayır. Yani şu anda küçüğüm. Hayır, küçüğüm ve yapmam gereken bir sürü şey var. Öncelikle ülkeme başarılı ve sanata gerçekten doydurmak istiyorum. Sanatın ne kadar güzel olduğunu, bizim ülkemizde çok var ama bir tık eksik maalesef her şey gibi. Yani Süper Lig'de bir maç yönetecek olsanız hangi maçı yönetmek isterdiniz?
Ben Pep Guardiola'cıyım. O yüzden City, Man City ve United maçını isterim. Avrupa, Süper Lig. Süper Lig. Ay özür dilerim, benim direkt kafa Pep'e gitti. Galatasaray Fenerbahçe'yi yönetmek isterim. Vallahi. Evet. Ama orada daha çok küfür edersin. Hiç de güvencem olmamasına rağmen isterim. Vallahi. Çok teşekkür ederim. Şunu da sorayım. En çok kırmızı kart göstermek istediğin oyuncu? Süper Lig'de mi? Vallahi. Hadi. Düşüneyim. Icardi. Icardi mi? Niye? Herkes yapıyor, bir yapayım dedi. Adama zaten Van'da kırmızı kartı gösterdi. Biz göstersek ne olur ki? Yani ne olur ki? Ama ben kendi ülkemdeki futbolcuma kırmızı kart gösteremem. Gösteremem, yapamam. Yani yiyecekse Icardi yesin. Zaten gündemde. Kırmızı kart yese ne olur? Dediğiniz gibi. O zaman bir aşkın olayım patlat. Aşkın olayım. Neydi? Salla şey gibi, kandırma derdi gibi, devam. Beni senden yar ederler. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olasın. Teşekkür ederim. Çok sağ olun.